Selamlar yani sever dostlarım. Kaliteli filtresiz Türkçe oyun videolarının adresi Frank Benjamin'in kanalındasınız ve sizlerle birlikte. Senua Saga Hellblade 2 serimize kaldığımız noktadan 3. bölümden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde arkadaşlar bu arkada görmüş olduğunuz noktadan bir canavar ayin yapılıyordu. Ve arkadaşlar bu canavar ayinin olduğu noktadan aslında ailemizi katlettiğini söylediğimiz şu aşağıdaki adamı kurtardık. Who are you? My name is Fargrimur. I come from a settlement nearby. I came here to seek help. You almost died. You helped. Freyslow had fallen to the Draugr. And to something else. Into a massacre. And they took me as well. But he was not like Why the others. Why were you bound to that pole? What were the Draugr doing? We're calling to the creature, drawing her forth with her. Thunder and blood. And I was an offering. Ill Tiger. But why? Why were they calling it? It killed them. I seem to worship her. He seems too calm. Her dark heart seems to speak to their own. All the old gods have left this land, so we find new ones where we can. This land is cursed, Senua. Everyone is dying, and you know they will blame you. We do. What can we do? Sevgili dostlar, oyunla alakalı tabii yorumları okuyorum ben internette, Twitter'da, forumlarda, videoların altındaki yorumlarda. Her ne kadar benim videoma çok yorum gelmese de. Arkadaşlar tabi çok tuhaf, kendi nezdimde gereksiz ve bazen cahilce olduğunu düşündüğüm ve bazı takım yorumlar var. İşte oyunun dövüş sistemi çok kötü, abi yürüme simülasyonu yapmışlar falan filan gibi. Veya her oyun videosunun altında üşüşen standart RDR2'nin grafikleri daha iyi ya diyen, hayatında toplam oynadığı sayı, oyun sayısı onu geçmeyen arkadaşlar böyle cahilce yorumlar yapıyorlar. Arkadaşlar bu oyunu değerlendirmeniz gereken noktalar farklı şeyler. Bu oyun psikolojik problemleri olan şizofren bir genç kızın hikayesini anlatıyor ve onun psikolojik bunalımına odaklanıyor. Ki arkadaşlar, combat dinamikleri kötü filan da değil. Birinci oyuna oranla çok daha iyi bir noktaya gelmiş. Oyuna finisher'lar eklemişler ve oyunda gördüğünüz tepkiler çok gerçek. Vuruş hissiyatı manidar, gayet güzel. İnsanların ben neyini beğenmediklerini anlayamıyorum. Neyini beğenmedin diye açıklasan bunu da açıklayabileceklerini de sanmıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen oyun değerlendirirken biraz böyle mantığınızı elinize alın. Yani oyun değerlendirirken oyunun türünü, yapısını, ne anlattığını bir gözden geçirin, bir tartın. Grafiklerini Red Dead Redemption ile 2 ile kıyaslamak, 6 yıl önce çıkmış bir oyun ile kıyaslamak, farklı grafik motoruyla yapılmış oyunlar ile kıyaslamak bana çok tuhaf geliyor. Yani çok cahilce sıradan yorumlar gibi geliyor. Bunu da yeri gelmişken söylemek istedim açıkçası. Nothing. Leave him. You can tell me where I need to go. Stupid. If you leave him, he will die. Draugr. Or simply starvation. Don't doubt, Senua. If the Draugr took him, it would be no less than he deserves. Help me. Don't feel pity. He doesn't deserve it. She cannot do it. Something about him. Not just a monster.
a ray of light. So stupid! Stupid. That monster. Our wound looks bad, Augustus. I don't want to talk to you. If you accept my hospitality, I can have it treated. You will not make it far alone. I will come with you. But this changes nothing. Not expect any gratitude from me or my father. Babası değilmiş demek ki. Demek ki bu başka biri. You still haven't told me what she is, Iltoyga. She's a giant. I awaken at sundown. Iltoyga. A giant. Many have tried to fight them, but all have failed. They're immortal. Maybe the gods can kill them, but there are no gods in these lands. The giants, they hide by day and hunt at night. You may think, well, at least there's some respite by day. But know this, the nights grow longer. And come winter, there is no day, just endless night. Soon the time of man will end. You can see it. Do you remember it? She knows that suffering. Poisoning her mind with fear. Blasphemous. Rot. My settlement. In pain. I led my people here. Adamı da sakat bıraktık. A new life. Neyse, yine sakat bacakla iyi yürüyor. Misery across the sea. For some time we were happy. We were happy. Well, then the volcano and the darkness came. The monster. Iltoyga stalks my settlement when night falls. She tramples our crops and kills what little livestock we've left. We're starving. Why don't you leave? We've tried. They failed. No matter how far we get by day, as night falls, she hunts us down. And there are children here. People too weak to run. We're trapped. Night on night, our numbers fall. No, he isn't. Şimdi tabii oyun bir noktada farklı bir daha geliştirmeyi daha gösteriyor. Oyuna birinci oyundan farklı olarak birden fazla karakter, yan karakter de katmışlar. Yani hikayemizin devamında bu tarz şeyler görmek. Bunlar da bir gelişmeyi örnektir arkadaşlar. Sonuçta bu oyun yine birinci oyun gibi tahminim üzere ne kadar sürede bittiğini bilmiyorum ama olsun olsun maksimum 6 saatte falan bitecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu kısa sürede bir hikaye anlatan bir oyun arkadaşlar. Evet, ne yapıyoruz? What a ruin. Where is everyone? On the rocks. High. Safe. Or Iltoyga can't reach them. You should have joined us when we offered you the chance. There is no honor in the path you've chosen. Say that again, old man. And I'll gut you like a fish. Oğlum, sakatsın lan. Çok iddialı olma bence. Have a thought as to who your real enemy is. What does he mean? Who is the real enemy? No honor. He said there was no honor in the enslaver's path. Which path did he choose? She needs to find out. Arkadaşlar zannediyorum ki alınsız bir eleştiri. DLSS işlemede bir problemler var. Bazı noktalarda pikselleşme gibi bir sorun var. Bunun DLSS ile bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir problem bu. İkinci bölümde de size suyun üzerindeki bu metan gazının çıkarttığı buharda bir pikselleşme gördüğümü söylemiştim. Benzer pikselleşmeleri ara ara yine gözlemlemeye devam ediyorum. Bunun DLSS ile alakalı olduğunu düşünüyorum. DLSS kapatıp da tabii bunun neticesini de görmek lazım. Tek başımıza mı devam edeceğiz?
Şimdi tabii bizim gördüğümüz şu çocuğun kolundaki o siyah, yani karanlığı. Bu adam da görebiliyor mu acaba? Geliyor bir şey geliyor. She's coming back. Wait. Eldaiga. She destroyed and she will destroy again. Mesela adamın yüzünün tam olarak odaklanmaması gibi. She's here. Run! She's here. Let's go. Get to the hills! Biraz fazla bekledik galiba. No. Evet, yanardağ patlayacak. Asla tamamen hurafe tabi. Artık hayal gücümüz devreye girdi herhalde. Nurtay Yıldız'da. Bakma arkana. Devam et. Oğlum bakma sana izlemek ister ha. İmdat. Fear. Reaching for something. Reaching for him. Save him. Gerçekten bu yaptığımız akıllıca mı? Bence stupid. Bize benziyor be. Bu biziz oğlum bu ya. Bence de run. Bence kızdı artık. Bu artık biraz korku oyununa evrilmeye başlamış. Sahne geçişlerini de beğendim, güzel. Adam nerede? Where are we? What is happening? Eldaiga. Who is she? Geldi. So when the volcano erupted, it tore open the wall between this world and Jotunheim. The giants came flooding from the east, killing and eating whomever they could lay their hands on. Terrifying giants. You know, some of us, we hide. You have to fight, not hide. Make defenses, struggle on. And some of us,
Use others to stem the tides. Others? What do you mean? Shall I tell her, Þorgestur? Shall I tell her what your father's been doing? What else is there to do, Fargrimur? We found a way to keep our people safe. Your people are dying. Tell us. What are they doing? The Goði of Borgarvirki is using slaves. Slaves from your lands. Sacrifices. Sacrifice? He's offering them to the giants so that his people will be left alone. This is evil. This stops now. You can't stand alone against us. You have no chance. He does not see, but he can see. We can show him. Senor, Ildtauga has you marked now. If you try to leave the Red Hills, he will hunt and kill you. No. And I will kill her first. She can't be killed. It's impossible. I have killed a god, Fargrimur. Nothing is impossible. No. There is no way. He is right. The gods cannot be killed. You can't. Why did you come here, Senua? Bahsettiği tanrı arkadaşlar. Balraven. İlk oyunda Surt var. Biliyorsunuz. I will kill the giant. Evet, şimdi yeni bir alana geldik. Bayağı da kasvetli, pek hoş da gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. DLSS'i bir kapatıp grafiklerde bu bozulmanın olup olmadığına bakacağım. DLSS bence tam olarak sağlıklı bir şekilde çalışmıyor ki. GeForce Experience'da Senua Sacrifice için verilen en son güncellemeyi, özel güncellemeyi de yüklememiş olmamıza rağmen ben bu pikselizasyon probleminin DLSS'den kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden bir değişim yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Otomatik keskinliği kapattım. DLSS otomatik keskinlik açıldı. Kalite oynuyoruz zaten. Ondan yana bir ispiniz olmasın kesinlikle. Ama otomatik keskinliği kapattım. Bakalım ne gibi bir etkisi olacak. Şu anda bile ben daha keskin görüyorum grafikleri. Umarım ki bu problem çözülmüştür. Yalnız ya bu atmosfer filan. Arkadaşlar farklı bir oyun oynuyorsunuz. Lütfen değerlendirirken bunu bu minvalde düşünmeniz gerekiyor. Şimdi son dönemde arkadaşlar tabii farklı oyunlar oynadık. Kanalımıza da yer verdiğimiz ve severek tükettiğimiz arkadaşlar. Buradan geçemeyeceğiz bence, değil mi? Burada bir sürü göz var. Bu bizim suratımız. Şuradan geçeceğiz. Arkadaşlar The Callisto Protocol oynadık mesela, değil mi? Muhteşem grafikleri vardı. İlk başta bir optimizasyon problemi vardı. Daha sonra bunu patch'le düzelttiler falan. Çok güzel hale geldi ve oyunu bitirdik. Dead Space Remake vardı biliyorsunuz. Harika bir remake'ti yani. Hakeza arkadaşlar Resident Evil 4'ün remake'ini oynadık. Geçtiğimiz sene içerisinde. Yine arkadaşlar Alan Wake 2 oynadık biliyorsunuz. Ya bunlar da yeni nesil ileri seviye grafikli oyunlara çok güzel örneklerdi, değil mi? Arkadaşlar bakın, pikselizasyon problemi devam ediyor. Halihazırda var ama tamamen azalmış durumda. Şu anda o kadar ilk sefer gibi değil. Bu netleştirme olayı birazcık toparladı gibi gözüküyor. Bunu bu sefer alacağımı tahmin ettim çünkü olay karanlık şu noktadan sonra.
Şu anda keskinlik %100. Otomatik değil. Hakikaten şu anda grafikler çok çok daha keskin bir hale büründü. Şimdi şuraya artık elimizde ateş olduğu için yönlendirebilir miyiz? Evet, yönlendirebiliyoruz. Görünüşe bakıyorsa kolay oldu. Sen öyle diyorsun ama. Üç partli yol var. Şu biraz daha parlak gibi gözüküyor. Bir dakika. I won't let you stop me. Bir dakika. Buradan aşağı iniş var. Oradan tekrar yukarı çıkamayabiliyor olabiliriz. Şuraya da bir bakalım. Oh no 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 no. Oraya gitmek istemedim. Şu an eminim. Şimdi arkadaşlar oyunla beraber alakalı konuşuyoruz tabi. Sohbet havasında da geçiyor. Oyun zaten sakin ilerlediği için bu kadar rahat konuşurum. Şimdi biliyorsunuz... Bir dakika. Oğlum öleceğiz lan. Hocam dinlenecek gibi değilsin ya. Doğru yolu bulmamız lazım. Direkt buraya saptım ama. Bir dakika. Burası yanlış yol olabilir. Tamam, burası değil. Orada da kırmızı ışık gözüküyor. Peki burası, burası da değil. Oyun zaten çizgisel bir doğrultuda ilerliyor. Yaptığımız puzzle'lar haricinde çok zorlayacağını düşünmüyorum. Who says? Hop. Oh.
Oh. Oğlum dur lan. Kesinlikle yani sınıra gelmiştik artık ha. Yeter be. Senua. You just have to submit to me. Let me mold you. Shape you. İstemez hocam. İstemiyorum kalsın. It's not possible. Like I was, lost like I was, believing what they're told, sacrifices, spilling blood for a lie. I speak the truth. Şimdi bir dakika. Bir dakika şimdi. Sanırım burayı yakmam lazım. Yes. Abo annemiz olmasın. We must cleanse our sins with sacrifice. Kendimiziz. It is the way of the gods. Your mother sinned and was sacrificed, and the people prospered. Hadi oradan ruh hastası. You came back. Bringing sin with you. The gods cannot be killed. All we can do is placate them. Slake the thirst with blood and fire. I see through your darkness now. Through your lies, and I will show them how to see as I do. I will not appease your gods. I will destroy them. Your father's lies. He tried to hold you down in the darkness. Told you there was no way out. Evet, karanlıktan çıktık. Bu da bir trial'dı sanırım arkadaşlar. Bir test, bir... Geçmemiz gereken bir sınama. There is always a way to pull through the darkness. To kill the giant. She is strong.
you can kill their gods. Tell him. You are wrong, Fagrimur. The giants, they can be killed. Well, I'm not sure I believe that. But I think if anyone can find a way, it's you. He knows we are special. Before, when I rescued you, you said you were waiting for me. He felt us coming. But I'd never met you. How can you see? Well, I knew someone would come. Somebody different. You are different. Somebody with the ability to look at the world and see what might be. Not what is. She's not special. And that is you. She's just like the others. I've seen you listening to the voices that we cannot hear. To the Verdir and Gandir. Voices? How does he know about us? You have the ability to see behind the veil. You are a Sith Kona, a seer, whether you know it yet or not. A seer? What is this he speaks of? Yok kardeşim. Şizofreniz, kusura bakmayın. She brings suffering to everyone. Modern tıp bunları açıklayabiliyor artık. A monster. She hides down there. Hiding. Waiting. Under the cover of the cliff. She's there most days. Just staying close. These people live in waiting fear. For us to slip. They are waiting but to die. You can approach her down there in the shadows. You don't stand a chance. And she won't come out until it's night. You have to do something. It is why you have been called here, Senua. He knows. Listen to him. Konuş bakalım. Dinleyelim. Have you heard of the Hidden Folk? Hidden Folk? The Hidden Folk? Yeah. Have you heard of them? A secret people. Powerful, aloof. Once they were gods or something like, but now they hide themselves in the earth. Even the giants steer clear. The giants fear them. If the giants fear them, they must hold the key to their fate. Hold the secret. Will they help us? Well, they have no love for man. Whatever ties we have are weaved from heartbreak and despair. Although I did consume their bitter bread, just once. And they did grant me what I sought. If he can find them, you can find them. They will. They will test you. They might even try to kill you. Abi, yapabilirler. But if you win their favor, we might die. Might give you what you seek. Where can I find them? They will give us what we seek. There's a rock. Close to here. Where they are said to live. Oğlum her yerde kaya var. Kafam buluyorsun. Its entrance is hidden. You might find it. She will find it. They want you to. You will. I will find it. We won't die down there. No. We could die trying to find them. They will give us what we seek. They are dangerous. But they will help us. We will make them. Evet sevgili dostlar. Şimdi artık bu bölümümüzde burada sonlandırıyoruz. Devlerin varlığından bir haber değiliz artık. Devlerin varlığı gerçek. En azından oyunda gerçek. Ve arkadaşlar bu devleri öldürebilen bir tür ırk olduğunu öğrenmiş olduk. Ve bunları varlığına dair işareti görmüş olduğunuz engin arazinin içerisinde bir kaya. Bir kayanın altında etrafında bir gizli giriş olarak bulacağımızı söyledi. Nasıl bulacağımıza dair hiçbir fikrim olmamakla beraber arkadaşlar. Tabii bu bir mistik bir hikaye. İllaki farklı böyle yine bir mistik girişi vardır diye tahmin ediyorum. Evet bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bu bölümdeki yorumlarımın biraz acımasız olduğunu düşünüyor olabilirsiniz izleyenleriniz açısından. Ve buna göre yorumlarınızı da değerlendirecek olabilirsiniz. Ama arkadaşlar uzun yıllardır oyun piyasasının içerisini bilen, uzun zamandır oyun oynayan, farklı çeşitleri bünyesinde sindirip posasını çoktan kusmuş bir insan olarak ben oyun değerlendirme konusunda 3-5 oyunda hayal dünyası sınırlı olan insanların sığ yorumlarını gerçekten cahilce bulduğumu tekrar ve tekrar belirtmek zorundayım. Lütfen oyunları değerlendirirken oyunun yapısını, oyunun hikayesini, size ne anlatmak istediğini de değerlendirin.
her oyundan Red Dead Redemption 2, Witcher 3, Wild Hunt gibi bir beklenti içerisinde olmamanız lazım. Bütün oyunları bunlarla kıyaslamamanız lazım. Hepsinin yeri ayrı. Hepsinin değerlendirilmesi farklı kriterleri var. Dolayısıyla fikirlerinizi ve düşüncelerinizi bu yönde tartmanızı, değerlendirmenizi tekrardan size tavsiye ediyorum. Evet. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Oyunda kalın ve hoşça kalın. Bye bye.